Herkese merhaba, tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir teknoloji deneyim videosu çekmeye karar verdim. Daha önceki AirPods değiştirme videomun altına birçok yorumlar yazmıştınız. İstanbul'da olmayan, Bursa'da olan bir takipçimin AirPods'unu değiştirmiştim ve devamlı Instagram'dan da bana sorular soruyordunuz. İşte AirPods'lar için bir fatura gerekli mi? Kutusu olmasa ne olur? Şu kulaklığımı sağ çalışmıyor, solda problem var falan diye yorumlar yazıyordunuz. O süreçte benim AirPods'umdan da cızırtılar gelmeye başladı ve devamlı suretle de şu yan tarafta göreceksiniz. Bir tanesi diğerinden daha çabuk şarjı bitiyordu ve ben de bunun üzerine değiştirmeye karar verdim. Ve daha önceki videolarımda da söylemiştim, KVK ya da Genpa'yla herhangi bir problemimi çözmeye çalışmaktansa Apple'ın mağazasına gidip değiştirme ya da Apple'ın mağazasından yardım almayı daha mantıklı bulduğum için Zorlu Center'dan randevu aldım ve Apple'a gittim. O süreçte de videoyu çekmiştim. Bir bakalım neler olmuş. Ya da kanalıma destek olmak için aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıkladığınızda hem kanalıma abone olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Instagram'dan da şuradan gelecek olan ya da şuradan gelecek olan adresten beni takip edebilir. Sorularınız varsa sorabilirsiniz ama dediğim gibi teknoloji kanalı değilim. Sadece teknoloji konusundaki deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Zorlu Apple'a geldim. Biraz erken geldiğim için beklettiler. Randevu saatinde gelmemi istediler. Ben de bekliyorum Zorlu'nun içinde. Birazdan Apple'a gideceğim. Bir 15 dakika erken gelmişim. Enteresan. Gerçi Zorlu'da da kendimi çok yabancı hissediyorum. Herkes farklı dillerde konuşuyor. Sanki tek Türk benmişim gibi geldi. Şimdi birazdan Apple'a gideceğim. Bakalım kulaklık durumumuz ne olacak? Şimdi kulaklığı verdim, test yapıyorlar. Bakalım sonuç ne olacak? Ona göre herhalde bilgilendirme falan yapacaklar diye düşünüyorum. Bekliyorum. Bir 10-15 dakika içerisinde sonuçlanacak sanırım. Evet, şimdi Apple'dan çıktım. Oh my god. İki test yaptılar kulaklıklarımla alakalı ve cızıltıdan dolayı başka bir problemden kulaklıklarımı test ettiler ve ikisini yenileme kararı aldılar ve iki kulaklığı da tekrar yeniledim. Yani şu anda sıfır kulaklığım var. O yüzden gayet de mutluyum çünkü sıfır kulaklığım olmuş oldu. Markaya güvenmenin sonucunda da böyle oluyor işte. Hiçbir zaman sizi mağdur etmiyorlar. O yüzden de şu anda Zorlu'dan mutlu ayrılacağım. Umarım sizin de böyle problemleriniz olduğunda halledersiniz. Ben KVK ya da diğer şeyleri tercih etmiyorum. Apple mağazalarıyla işlerimi halletmeyi tercih ediyorum. Zaten telefonumu da yenilemişlerdi. O yüzden size de tavsiye ederim. Direkt Apple mağazalarıyla işinizi halledin. Hiçbir şekilde sorun çıkartmıyorlar. O zaman görüşmek üzere. Videodan anlaşıldığı üzere Apple Zorlu'ya gidip bütün işlemlerimi 15 dakika içerisinde gerçekleştirdim. Herhangi bir suali sormadılar. İşte faturası var mı, kutusu nerede falan gibi sorularla karşılaşmadım. Zaten AirPods'unuzun şeyini okutuyorlar. Seri numarasından her şey ortaya çıkıyor ve eğer gerçekten donanımsal bir problem varsa, ki benimkisini cızırtıdan dolayı değiştirdiler. Aslında başka problemleri de vardı ama değiştiren arkadaş şey dedi, yani bir kulaklığınızda cızırtı var zaten, AirPods Pro'lardaki genel problemden dolayı bunu yeniliyoruz. O yüzden rahatlıkla gidip Apple mağazasına AirPods'larınızı gösterebilirsiniz. Dediğim gibi teknik bir sorun varsa da kesinlikle yenisini veriyorlar ve 15 dakika süredir de bütün her şeyi çözümlüyorsunuz. KVK'ya da Genpa'ya götürüp oradaki testlerden sonra size fatura, onarım bedeli falan çıkartıyorlar. Mağazaya gittiğinizde bunlarla karşılaşmıyorsunuz. O yüzden kesinlikle bir Apple mağazasından randevu alıp, İstanbul dışındaysanız, İstanbul'da arkadaşınız ya da
akrabanız varsa ona gönderip onun aracılığıyla bile AirPods'larınızın değişimini sağlayabilirsiniz. Ben daha önce Bursa'daki bir takipçimin AirPods'larını değiştirdim. Kimse faturasını bile sormadı. Senin numarasına bakıp teknik bir hata var. Bunun üzerine hemen değiştirmişlerdi ki benim AirPods'larımı da bu şekilde değiştirdiler. O yüzden siz de rahatlıkla bir Apple mağazasına gidip problemli AirPods'larınızı değiştirebilirsiniz. Garanti süresi konusunda da açıkçası yani teknik sorun olduğunda, yapısal problemler olduğunda çok da garantiye baktıklarını düşünmüyorum. Bana herhangi bir garanti süresi var mı diye sormadılar ama seri numaralarından zaten çıkıyor her şey. En azından garantisi bitmiş bir AirPods'unuz varsa da şansınızı deneyin derim. Şimdilik benden teknoloji konusundaki deneyim videosu bu kadar. Umarım bu sorduğunuz sorulara da karşılık verecek faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenirseniz, kanalıma destek olursanız aşağıdaki abone tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda hem normal vloglarımla karşılaşacaksınız hem de teknolojik konusunda deneyimlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.